Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim ecmain. Muhterem kardeşler. Medine'de sıcağın ve kıtlığın hüküm sürdüğü bir zamandaydı. Peygamber Efendimiz gece uzun süredir aç kaldığı için mescide çıktı, uyuyamadı. Aç olunca insan uyuyamaz. 3 günlük açlıklarda 4. güne döndüğümüzde bir gece ben de uyuyamadım. Açsın, vücut uykuyu kabul etmiyor. Aynı bunun gibi. Artık kaç günden beri açsa Peygamberimiz, gece uyuyamayınca yatakta dönmeyeyim dedi, kalktı mescide geldi. Mescide gelince bir müddet sonra baktı ki Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, o da çıktı geldi. Ey Ebu Bekir, hayırdır bu saatte mescitte ne işin var deyince güldü. Ya Resulallah, seni çıkartan beni de çıkarttı dedi. Yani sen açsın ya, ben de senin gibi açım, uyuyamadım dedi. Biraz sonra durdular, Hazreti Ömer de geldi. Peygamberimiz ona da sordu. Ey Ömer, ne hayırdır bu saatte dedi. Ya Resulallah dedi, açlıktan uyuyamadım dedi. Hmm dedi, gelin dedi, hadi dedi. Kalktılar gecenin bir vaktinde Medine'den bir Ensar, Medineli yerlisi olan bir Müslümanın evine gittiler, kapıyı tıklattılar. Sahabe Peygamberimiz Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'i görünce çok sevindi gecenin bir vaktinde. Hemen eve buyur etti, buyurun dedi. Misafire aç mısın, yemek yedin mi, ne zaman yedin denilmez. Bir tane arkadaş vardı, öyle aç mısın diye sorunca senin baban sormazdı derdi. Anadolu'da da bir adet vardır. Misafir geldi mi asla kuru çay verilmez. Yanında ne varsa evde yemek, şu bu, peynir, ekmek. Misafir toksa yemez. Değilse yer ama sorulmaz aç mısın diye. Eve gelene aç mısın diye sorulmaz. Açsa açın mı desin yani. Şimdi sahabe hemen buyur etti. Gitti hurma dalından bir dal koparttı. Üstünde hurmalar olduğu halde getirdi. Ama hurmalar nasıl? Yarısı olmuş, yarısı olmamış. Daha demek ki anladığımız şey, hurma olsalar, hurma mevsimi olsa tamam Peygamberimiz aç kalmayacak ama daha hurmalar olmamış. Yarı buçuk yani, yarısı hurmanın, öyle hurma satılır. Yarısı olmuş, yarısı ham. Onu koydu, bıçağı aldı dışarı doğru. Peygamberimiz buyurdu ki sağılan hayvana dokunma. Bir hayvan kesecek yani. Ama o anda açlıklarını hemen gidermek için hurmayı ikram etti. Ondan sonra dışarı çıktı. Sağılan hayvana dokunma dedi. Süt, çünkü süt sağıp içiyorlar da. O gitti bir tane işte koyun kesti. Hemen yüzdü. Hemen ön kolundan bir parça eti pişirdi. Niye ön kolu? Peygamberimiz ön kolunu severdi derler. Hayır, yanlış bilgi. Peygamber Efendimiz ön kol çabuk piştiği için onu hızlıca getirdi. Peygamberimiz ve Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer beraber yediler. Ve kıtlık mevsiminde yediler. Sonra Peygamberimiz şöyle buyurdu. Serin bir gölge, lezzetli bir hurma, soğuk bir su. Allah'a hamd ederim. Sonra şöyle dedi. Yemin olsun ki, Rabbime yemin olsun ki, kıyamet günü bütün bu nimetlerden hesaba çekileceksiniz. Şimdi kardeşler, bugün hepimiz iftar sofrasında oturduk, yedik elhamdülillah. Kimimiz iftar sofralarımız birazcık Türkiye'de şeydir yani, diğer sofralara göre daha bir özellikle hazırlanmıştır. Yani ev hanımların maharetlerini gösterirler. Hele bir misafir varsa Allah'ım deme gitsin. Yani kaç çeşit yemeği sayamazsınız siz. Çorbası vardır, ara sıcağı vardır. İşte içli köftesi vardır, börek vardır, ne bileyim. Sonra ana menü vardır, ordür tabağı vardır, bordür tabağı vardır. Vardır da vardır, tatlısı vardır, hafif tatlısı vardır, şekerli tatlısı vardır. Dökülür yani maşallah. İftar sofralarında yemeği yediğimiz için şu anda rahat rahat anlatabiliriz.
Yemekten sonra çayıyla beraber ayrı bir tatlısı vardır, çerezi vardır, meyvesi vardır, kahvesi vardır, sahuru vardır. Sahura kadar da fırsatını bulduğunda o arada maden suyu vardır, çay vardır, kahve vardır, vardır oğlu vardır. Tamam da Peygamber Efendimiz de bugün olsa şunu derdi. Allah'a yemin olsun ki bunlardan hesaba çekileceksiniz. Ne yapmamız lazım? Hesaba çekileceksin ya, hesabını ödeyeceksin yani. Çıkarken ne kadar güzel bir lokantada oturdun, bol et mangalda yedin içtin. Çıkarken diyorsun ki hesap lütfen. Sana bir hesap uygun bir şekilde getiriyorlar. Hesapsız çıkılır mı orada? Hesap görmeden. Bu dünyada yedin içtin güzel, tamam. Ama hadi bir hesabını ver bakalım. Evet, şimdi bugünkü konu anladığınız üzere israf üzerinden olacak kardeşler. Bizim hafız kızımız dedi ki baba dedi herkes konu söylüyor, ben de israf konusunu soracağım sana dedi. Anlatır mısın? Olur, anlatayım. Nedir dedim özellikle sormak istediğin şey, ne israftır onu öğrenmek istiyorum dedi. Şu gün elimizde her şey var. Her türlü imkan var. Bunların neyini nasıl israf olur dedi. Herkes diyor ki israf etme, israf etme, ama nedir israf? İsrafın ölçüsü ne? Çok güzel, mantıklı bir soru sordu. Tamam dedim kızım dedim. Ayetler var, hadisler var, birçok hazırlıklar var. Ama hızlıca bir o konuyu anlatacağız. Öncelikle dinimizde israf haram. Haram, haram. Ha domuz eti yemişsin, ha israf etmişsin. İsraf etmesen iyi olur değil. Haramdır. Yapmamak zorundasın. Çünkü israf sana o nimeti veren, her türlü nimeti veren Rabbin verdiği nimete karşı bir hakarettir. Ya ben sana tutsam desem ki al şu yavrucuğum güzel bir elma. Bak çok da lezzetli, tertemiz, sağlıklı ye desem. Sen de onu alsan ayakkabının önüne koysan top gibi oynasan. Sokaklarda, kaldırımlarda oradan öyle vursan orada. Ne derim ben sana? Yavrucuğum ben sana bunu yemen için verdim. Yemeyeceksen bana almayabilirdin. Getirip başka bir fakire, başka bir insana verebilirdin. Hiçbir şey yapmadıysan doğrayıp kuşlara bile yedirebilirdin. Ama senin yaptığın şey sadece o nimete değil, bana da hakaret. Ben sana verdim bak bunu. İsrafın çirkinliği böyle. Bakın Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz buyuruyor ki, çok ilginç. Yiyiniz, içiniz ama israf etmeyiniz. Allah israf edenleri sevmez. İsrafın en büyük cezası Allah'ın sevgisinden mahrum kalmaktır. İsraf ettiğin zaman Allah diyor ki ben seni sevmem. Hadi israf et bundan sonra gücün yetiyorsa. Sevmem diyor. Ben israf edeni sevmem. İsra suresinde bir ayet var. O daha böyle vurucu bir ayet. Enam suresi 141. Allah israf edenleri sevmez. Ve başka bir şey. Sakın israf etme. Çünkü israf edenler şeytanın kardeşi olurlar. Şeytanın kardeşi. Şeytan, Allah ona lanet etmiştir. Sen onun kardeşi olursan ne demek? İsra 26-27. İsraf eden şeytanın kardeşi olur. Şeytan da israf etmişti. Allah-u Teala'nın ona vermiş olduğu bütün nimetlerin hepsini bir anda çöpe atmıştı şeytan. Hani ayetleri söyledik. Yine mesela ey Ademoğulları, her mescide güzel elbiselerinizi giyin, temiz şeylerden yiyin, istediklerinizden, temizlerden, helallerden yiyin ama sakın israf etmeyin. Sakın israf etmeyin. Evet. Şimdi bu ayetlerde Rabbimiz yasaklamış. Hadislerde de yasaklanmış. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bakalım. Bazen sesler karışıyor arkadaşlar. Dikkatli olalım. Duyulmasın sesimiz. İnşallah. Onu da kapatmak için. İsrafla ilgili Peygamber Efendimiz şunu buyurur.
Hiçbir kul kıyamet gününde şu sorulara cevap vermeden Allah'ın huzurundan ayrılamayacaktır. Allah'ın huzuruna hesaba gittik ya. Şu sorular sorulacak, bunların cevabını vereceksin. Veremezsen oradan ayrılamıyorsun. Bir, ömrünü nerede tükettin? Ömür verdim ben sana 40, 50, 60 neyse artık. Ne yaptın sen, bunu nerede harcadın? İsraf ettiysen eğer perişan o zaman. İlmiyle, öğrendiğin ilminle ne gibi işler yaptın? İlmini israf ettin mi, etmedin mi? Öğrendiğini yaşamadıysan ilmi israf ettin demektir. Malını nereden kazanıp nerede harcadın? Malını israf ettin mi, etmedin mi? Harama harcanmış tek bir kuruş israftır, haramdır. Ayrıca haramdır. Mesela kumar oynamak için gittin, kazı kazan oynadın, altılı ganyan oynadın, ne bileyim sayısal loto, toto, moto bir şeyler oynadın. Milli piyango bileti aldın. Hem kumar oynamayın emrine karşı geldin, haram işlemiş oldun değerli kardeşim. Hem de paranı öyle vermekle paranı israf etmiş oldun, malını israf etmiş oldun. İkinci bir israf etme emrine karşı gelmiş oldun. Harama harcadığın için. İki tane haram işledin orada. Üçüncüsü, vücudunu nerede yıprattığından, vücudunu da israf ettiysen ya. Dördüncüsü, bildiklerini yaşayıp yaşamadığından. Öğrendiklerini yaşadın, yaşamadın. İlme de israf etmiş olabilirsin. Her istediğini yemek israftandır. İbn-i Mace hadisi, Peygamberimiz buyuruyor. Bir gün Hazreti Ömer sahabeden bir tanesini elinde poşetle, paketle giderken gördü. Bakın bazı ölçüleri vereyim de ne kadar savrulduğumuzu fark edelim. Sahabenin ismini hatırlamıyorum. Hazreti Ömer ona dedi ki işte ey falanca bu nedir elindeki dedi. O da dedi ki ciğer. Bir hayvanın ciğerini almış, satın almış kasaptan gidiyor. Dedi ki eyvallah dedi. Açıklayan kişi dedi ki çocuklarla dedi biz dedi canımız ciğer çekmişti dedi. Onun için de dedi gittim dedi aldım dedi. Demek ki ilk soruşun da Hazreti Ömer ciğer deyince demek ki bir yüzünde bir değişiklik oldu Hazreti Ömer'e. Ki açıklama. Yani çocuklar istediler. Yani ben de canımı çekmişti aldık dedi. Hazreti Ömer döndü dedi ki bu sefer sen dedi her canlı istediğini alıp yer misin dedi. Sahabe dedi ki ya işte çocuklar söylemişlerdi işte biz de. Dedi ki biz bunu israf sayarız dedi Hazreti Ömer. Her canının istediğini yemeyi israf sayarız dedi. Ya hocam şimdi sen de öyle bir şey söylüyorsun ki biz ciğer yemeyelim mi? Ya ye. Helali hoş olsun. Ama bakın sahabenin ikliminde olaya bakış tarzı nedir? Dünyaya bakış tarzı nedir? Ya kusura bakmayın da mide her şeyle doyar ki. Kuru ekmekle de doyar. Şöyle dilinizin ucuyla boğazınızın arasında şu kadar bir miktar var. Şeyi algılayan, tadı algılayan. Orada ciğer gitmesiyle, et gitmesiyle, tavuk gitmesiyle, mantar gitmesiyle, işte ne bileyim patates gitmesiyle, kuru ekmek gitmesi arasında orada ufacık bir tat alma duygusu var. Dilinizin tadı var. Mideye gittiği andan itibaren hepsi bitiyor. Birisi kilosu 70 lira, kuzu ciğerinki, kuru ekmek 1,5 lira. Arada dağlar kadar fark var. Hocam helali haram mı kılıyorsun sen? Hayır. Yiyin, afiyet olsun. Ama her gün her istediğinizi yemenin yanlışlığından bahsediyorum. Her gün lüks yemenin, her gün böyle tırnak içinde o dilinizin istediğini yemenin çok doğru olmadığını vicdanınız söylemiyor mu size de? İsrafın sınırı nedir dedi kızım. Şimdi imkanı olan bir insanın imkanlarını kullanmasında bir yasaklık yok. Ama vicdanı olan bir insanın imkanlarını kullanırken birazcık düşünmesi lazım değil mi? Mesele imkan meselesi mi? Vicdan meselesi mi? Kitaplara baktım.
çok ince detayla şeyden anlatıyor. Mesela diyor ki pirinci yıkayacağınız zaman yıkarken, süzerken birkaç tane diyor lavaboya düştüyse onu diyor almamak israftır. 3-4 tane pirinci söylemiş kitap. Yazmış, üşenmemiş onu hoca. Bu israf, israf mı? İsraf diyor, evet diyor. Sofrada kocaman bir tabak doldurup yemek israf değil mi? Nasıl hocam, işte yedik işte. Yedik, hepimiz obez olduk. 150 kilodan aşağı adamımız yok piyasada. İsraf değil mi bu? O 3 tane pirinci almamak israf da bir adama haddinden fazla yemek yemesi israf değil mi? Yarısını tabağını bırakıp çöpe atması israf değil mi? Öyle de israf, öyle de israf. Yememesi de israf, yarısını bırakıp çöpe atması. Yemesi de israf, yemesi de iki katlı israf. Niye? Hem de vücudunu israf ediyor. Ama israfı anlatabilmen için tek bir şey var. Sünnete uymayan her şey israftır. Bakın Peygamber Efendimiz yemeğiyle ilgili almış mıyım bilmiyorum ki. Vücudun israfı ile ilgili vardı bir konu. Yok, almamışım. Peygamberimiz buyuruyor ki bir insana belini doğrultacak kadar 3-5 lokma yeter. Ancak illa da çok yiyecekse üçte birini yemekle, üçte birini suyla, üçte birini de boş bıraksın midesini. Sünnet bunu söylüyor. Bir insanın doyduktan sonra yemesi haramdır. Helal ekmeğini yese bile haramdır. Doyuncaya kadar yemesi de mekruhtur. Yani midesini doldurması tamamen mekruhtur. Dolduktan sonra, doyduktan sonra yemesi de haramdır. Nasıl yani haramdır hocam? Biz tıka pasa yiyoruz. Adam öyle demiş ya. Dinimizde ölmeyinceye kadar, ölmeyecek kadar yemek gerekir. Tamam işte hocam, ben de ölmeyecek kadar yiyorum. Eğer bir lokma daha yesem ölürüm. O kadar çok yemiş ki patlarım diyor yani. Ölmeyecek kadar yemek bu mudur? Kardeşler, sadece yemekle ilgili değil. İsrafı nasıl anlatabiliriz? İsraf vicdan meselesidir. Bir arkadaşımız bana şey soruyor, hocam çok lüks bir araba alacağım. O zamanın sorduğunda o arabalar 500 bin liraydı. Şimdi herhalde 2 milyon falan olmuştur. Soruyorum, niçin almak istiyorsun? Dedi ki hocam o çok güvenlikli dedi. Kardeş, senin canın çok değerli değil mi? Zengin olduğun için. Zenginlerin canı çok değerli olur. Fakirler Toros'a binerler. Onların güvenlikle ilgili bir sorunlar yoktur. Ayağımı yerden kessin yeter. Hocam dedi, işte güven, canımızı korumayalım mı dedi. Evet, başka? Çoluk çocuğumuzu korumayalım mı hocam işte falan. Tamam. Eyvallah. Görüyor musunuz? Vicdanı siz bir tarafa bıraktığınız zaman sınırınız kalmaz. Peygamberimizin kaliteli devesi oldu hicret ederken. Ama Medine'de hicret ettikten sonra hemen onu çıkarttı elinden. Hemen sattı. Neden anlıyorsun? Bedir'e giderlerken iki tane deve vardı. O da Peygamberimizin devesi değildi. İki tane deve vardı. 160 kilometreyi Peygamberimiz yürüyerek gitti sıcakta. Devesi olsa binmez miydi? Hicret Medine'de geldikten sonra savaş oldu değil mi? Bedir Savaşı. Nerede o deve? Yok. Arkadaşlar, yaşayın, yiyin, için. Ama vicdansızlığınıza Kur'an'dan, sünnetten delil aramayın. İnsafsızlığınıza Kur'an ve sünnetten delil aramayın. Lüksünüze Kur'an ve sünnetten delil aramayın. Haram demiyoruz. Yiyin. Ama imkan meselesi değil ki bu. Bir arkadaşımız ev aldı. Evin içine değil, sadece mutfağını yaptırdı. O zamanın parası, bundan 4 sene önce 60 bin lira sadece mutfağı tekrardan yaptırdı. Yapılı hazır, hiçbir şeysi yok mutfağa. Bunun adı israf değildir. Bunun adı insafsızlıktır, vicdansızlıktır.
Hocam güzel bir evde oturmayalım mı? Sen de her şeyi yasak ediyorsun. Önceki evin çirkin miydi? Kim söyledi sana onu? Ne oluyordu? Mutfaktaki dolabının kapağının rengi şöyle değil de böyle olsun. Ne oluyordu yani? Eksikler ne? Hocam olur mu ya şimdi? Dün bir tane model gördüm. Bunu müteahhitler bilirler. Polat abi bilir. Mutfaktaki kapıdaki mutfağın dolaplarının kapakları tutma kolu yok. Şey dokunuyorsun, tring diye kendisi açılıyor. Aynı şeyler gibi arabaların kapıları havaya doğru açılıyor ya böyle. Öyle. Dokunuyorsun, şöyle elini dokunuyorsun kapı açılıyor. Vay çok güzel. Ben de ikram etmek isterim hanımıma böyle bir güzel kapıyı. İnsafın nerede? Vicdanın nerede? Nerede kaybettiysen git orada bakarsın işte orada israfı bulursun. İsraf oradadır işte. Hocam lüksümüzü kullanmayalım mı? Müslüman en iyisine layıktır. Doğru. Ben zaten sana bunu söyleyen bir arkadaşım ben bir şey söylemem ki. Niye? Biraz önce söylediğimiz şey. Yaptığı şey lüksüne, israfına dinden delil aramaya çalışıyor. Arayın. Rabbim sizin yolunuzu açık etsin. Ama acaba kıtlık gününde soğuk sudan dolayı hamd edip ve bundan hesaba çekileceksiniz. Yarın Allah katında en zorda olanlar en çok nimetlerle sırtına yüklenmiş onların tek tek hesabını vermek için gelecek kişidir. Buyuran Peygamberimize ne diyeceksiniz? Daha iyisi bitmez ki. Müslüman daha iyisine layıksa hepiniz Elon Musk gibi ne bileyim veyahut da işte Ali Ağaoğlu gibi lüks yaşayın. Müslüman en lüksüne layıktır öyle mi? Vicdanında evet diyor mu? Hocam biz onlar kadar lüks değiliz. Sen de kendi çapında lüksün. Hepimiz kendi çapımızda lüksüz. Lafım size değil sadece. Kendimi hepimiz kendi çapımızda lüksüz. Hepimiz kendi çapımızda israf ediyoruz. Hepimiz yapabildiğimiz kadar insafsızlık ve vicdansızlık yapıyoruz. Herkes israf içerisinde. Gönlümüzde dünya sevgisi taht kurdu. Lüks ve konfor hastalığımız haline geldi. Bağımlı olduk lükse ve konfora. Bir evin fiyatı satılmıyor asansörü yoksa eğer. Genç karı kocalar hoplaya zıplaya çıkarlar üçüncü kata kadar, dördüncü kata kadar. Al diyoruz, asansörü yok ki hocam diyor. Zannedersin ki ikisi de 70 yaşında nineyle dede. O evler satılmıyor biliyor musunuz? Asansör olmayan evler satılmıyor artık. 100 bin lira ucuz, 150 bin lira ucuz piyasasından, 200 bin lira ucuz satılmıyor, almıyor kimse. Almıyor. Biz konforun bağımlısı haline geldik. Konforun bağımlısı haline geldik. Ömrümüzü israf ediyoruz, bedenimizi israf ediyoruz. Konuşma nimetimizi. Subhanallah desek sevap olacak. Rabbimizin rızasına geleceğiz. Ama dedikodu, gıybet, ayıplama. Kalbimizi israf ediyoruz. İman yeri olan, gönül muhabbet yeri olan kalbimizi layık olmayan şeylere koyuyoruz. İbadeti israf ediyoruz, namazlarımızı israf ediyoruz. Huşusuz, gösterişli, beş para etmez namazları kılarak öyle israf ediyoruz. İnsanlarımızı israf ediyoruz, çocuklarımızı israf ediyoruz. Eşlerimizi israf ediyoruz. Salih bir eş bulduysan şükret, ayaklarını öp. Saliha bir hanım bulduysan şükret, ayaklarını öp. İsraf ediyoruz. Rızkımızı israf ediyoruz. En çok da infaklarımızı israf ediyoruz. Gösterişe, dün anlattık, riyaya, yaptığımız ibadetler çöpe gidiyor, haberimiz yok. İsraf ediyoruz. Devlet mallarındaki israfı söylemiş. Kardeşler, devlet malının iki şeyi vardır. Bir emanet, emaneti ihanet etmeyin ayeti kelimesine, emrine karşı geliyorsun. Bir oradan haram işliyorsun. Bir de israf ettiğin zaman ikinci israf ediyorsun. Fakültemizin lavaboları bozulmuş. Üç defa, dört defa söyledim. Hocam ya gözünüzü seveyim. Şunu tamir ettirin. Su 7 gün 24 saat akıyor. 3 ayaktı, 4 ayaktı ya.
Su akıyor. Parası önemli değil, su gidiyor su. Yaptıramadık. Nefeslerimizin israfı. Her bir nefeste Rabbi bizi ustat yolla imkanımız var. Rabbe ulaşabilirsin her bir nefeste. Ama israf ettiğin zaman. Bakın bir ayet-i kerimeyle söyleyelim. Enbiya suresi 9. ayet. İsraf edenleri helak ettik. Maddi manevi helak olursunuz. İsraf edenleri helak ettik. Abdest alırken bile suyu akıtmayın. Ey Sa'd, bu ne israf dedi. Dere kenarında abdest alıyordu Sa'd. Dedi ki ya Resulallah ne oldu abdest alıyorum ben. Abdeste de mi israf olur? Dedi ki dere kenarında bile abdest alsanız asla dedi. İsraf etmeyin dedi. Evet bu kadar. Hocam güzel yemeyelim mi? Yiyemeyelim mi? Kibirsiz ve israf etmeden yiyiniz, içiniz, giyiniz ve sadaka veriniz. Arkadaşlar, israf meselesini şu israf mı, şu değil mi diye sormayın bana. Vicdanınıza sorun. Kaybetmemişseniz vicdanınız, insafınız size bunun israf olup olmadığını söyler. Her gün yaklaşık 5 milyon ekmek çöpe gidiyor Türkiye'de. Yılda 18 milyon ton meyve ve sebze çöpe gidiyor. 18 milyon ton. Türkiye'yi bir daha beslemez ama Suriye'yi bir daha besler. Çat 15 milyonluk nüfusu var. Onu bir daha besler. Yıllık 214 milyar lira çöpe gidiyor. Dünyada su, ekmek bulamadığı için her yıl açlık ve susuzluktan 10 milyon insan hayatını kaybediyor. 10 milyon insan. Bak sen 18 milyon ton sadece Türkiye'de çöpe giden sebze meyve. 10 milyon ton. 18 milyon ton. İnsafı olan bir insan bunu yapabilir mi? Vicdanı olan.